Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayat ve bugün karşınıza Ayer Memories of Old nasıl oyun? Bu sorunun yanıtını vermek için çıkıyorum. Yeni bir oyuna başlayacağım. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar oynadım oyunu. Ama size baştan göstermem daha mantıklı çünkü hikaye odaklı ve keşfetmeye yönelik bir oyun kendisi. Ne kadar az spoiler dersem o kadar iyidir. Karakterimizin ismi Aug. Buraları zaten birazdan anlatacağım için tekrar şimdi şeye girmeyeyim. Land of Gods, ya burada renkli gördüğünüz yazılar zaten size keywordler veriyorlar belli. Kaçırmamanız gereken. Ya şöyle özetliyorum ben size orada yazanları. Great Divide denen bir olay geliyor dünyanın başına ve bu olaydan önce dünya çok farklıydı diye bize anlatılıyor bu hikaye. Kara isimli eski tanrılardan bir tanesi var ve bu tanrının tapınakları var. Bizim karakterimiz de ismi Aug bu arada. Bir hac görevini yapmak için yola çıkıyor. Bu görevin amacı Kara'nın temple'larını yani tapınaklarını ziyaret etmek. Evet, oyuna girer girmez aslına bakarsanız ilk dikkatinizi çeken şey grafikleri oluyor. Vektörel veya voxel tarzında denen bu görseller gerçekten de hani ya beni kişisel olarak çok hani şey yaptığı için, çektiği için hoşuma gidiyor. Bilmiyorum siz katılır mısınız bana ama gayet tatlı gözüken, gayet güzel gözüken görseller. Gittiğimiz her yerde böyle tabletler var ve bu tabletlerde şeyle alakalı, ne derler onun adına, evrenle alakalı bir takım bilgiler buluyorsunuz. Oyunun Türkçe desteği olmadığı için İngilizce bilmenizde yarar var. Bayağı aradım. Hani kendi desteği yok ama işte workshop'tan vesaireden bulmak mümkün müdür diye baktım. Ancak maalesef ki yok. Şu anda bir mağaradayız. Kara'nın ilk ışığının gözüktüğü mağaralardan bir tanesiymiş burası. Ve bir şeyin adı geçiyor. El feneri. Eski usul el feneri ama şöyle tutulanlar falan var ya. Bu tabletlerde bunlar anlatılıyor. Ve bizim de aslına bakarsanız hac görevimizin ilk başladığı yer bu. Zaten hani hacılık hep öyledir ya, İslam'da da öyledir. İşte belli bir yerden başlar. Belli adımları izlersiniz. Belli şeyleri yaparsınız. Bu da aynı mantıkla hareket eden bir oyun. Bu tapınakta, bu mağarada başlıyor ve birazdan da göreceğiniz üzere bir takım yerleri ziyaret ediyoruz ki burada hemen Hall of Memory, özellikle yazmamışlar ama Light of Kara, yani Kara'nın ışığının uyuduğu Hall of Memory, yani hafıza hafıza hali, Hall'u nasıl çevirirsiniz ya, hafıza odası diyelim hadi. Şimdi görünce anlayacaksınız zaten Hall ne demek. Evet, tam olarak burası. Yaklaştığınız zaman bakın direkt alttan bir ses geliyor, fısıltılar vesaireler. Oyunla alakalı bahsedeceğim bir diğer şey de aslına bakarsanız bu. Ses efektleri ve müzikler gayet başarılı ve güzel biçimde kullanılmış. Tüyleriniz diken diken oluyor zaten hızlıca. Evet, burası Kara'nın shrine'ı, yani tapınaklarından bir tanesi. Adak sunak da değil diyebiliriz. Shrine'ı sunak diye çeviriyoruz sanırım. Bir yandan çevirmeye çalışıyorum ama aslına bakarsanız çok beyhude bir çaba ya, bunu bırakayım. Bir mum yakıyor. Mum değil gerçi de. Kara'nın elinde tuttuğu az evvel de bahse geçen fener. Elimize aldığımız anda atmosfer birden değişti. Az evvel grafiklerinden bahsediyordum ya, bu kadar basit ve sade ve ki zaten flat derler buna, düz tasarım mantığındadır bu grafik tasarımı. Bu kadar güzel bir atmosfer yaratabiliyor olması gayet başarılı. Elimize aldığımız fener sayesinde bakın az evvel o gördüğümüz lekeler meğer insanların, yani ruhu mu demek lazım tam bilemiyorum ama böyle bir şeymiş. İçinde bulunduğumuz mağara çökmeye başlıyor. Ya daha doğrusu sallanmaya başlıyor. Yavaş yavaş çökecektir zaten. Hop, burada bir karakter daha buluyoruz. Keşke konuşabilsek. Bunlarla konuşturmuyor ama o ruhlardan da ipucu aldığımız oluyor. Zaten çok yakında, az ileride göreceksiniz. Bunları da karşıya zaten atlayamıyorduk. Buradan yolumuzu bulmaya devam edeceğiz. Oyunun dediğim gibi ya böyle işte aksiyona odaklı olan bir yapısı kesinlikle yok. Keşif ve efendime söyleyeyim açık dünyada seyahat etmek üzerine kurulu bir oyun kendisi. Bakın şurada bir işaret daha var, yakında geldiğim zaman hop çıkıyor. Diyor ki umuyorum ki bu el fenerleri genç hacıların yolunu
İşte yeteri kadar uzun süre aydınlatabilir falan filan. Buradan devam edeceğim. Ve tünelin sonundaki ışığı gördük. Şimdi zaten oyunun açık dünya kısmı başlayacak ve hani aldığım notlarıma bakıyorum. Ha, bahsetmiştim ya, Great Divide yani büyük ayrılış isimli olay gelip de gerçekleşip de dünyanın başından bir şeyler geçince dünya birdenbire uçan adalara bölünmeye başlıyor. Hemen neyse önce bu abiyle konuşalım. Bizim aslına bakarsanız akıl hocamız kendisi, şu an konuştuğumuz kişi. Elimizdeki el fenerini görüyor ve şaşırıyor. Aa, senelerdir uyuyordu bu el feneri. Senin sayende bir şekilde yaşıyor. Yani hayata dönmüş bu ışık gibi bir şey söylüyor. Hacılığına devam et, hac yolculuğuna devam et. Bir köy var, o köyü bul diyor. Uçurtmaları takip et ve köydeki Dina ile konuş diyor. Hemen ilk önce şöyle... en güzel yanlarından bir tanesini, mekaniklerinden bir tanesini göstermeden evvel şöyle havayı birazcık, havayı, etrafı, çevreyi göstereyim size birazdan istedim. Ne diyordum? Great Divide gerçekleştikten sonra... Aa, burada bir şey daha varmış, bunu ilk seferde görmemiştim. Neyse, bu Great Divide gerçekleştikten sonra dünya uçan adalara bölünüyor ve bu uçan adalar arasında biz de seyahat ediyoruz. Ve nasıl seyahat ediyoruz derseniz, kuşa dönüşerek. Böylece... böyle bir mekaniği olan oyun kendisi. Böyle de haritayı da tekrar size gösterebilirim. Şu an bulunduğumuz yer görüyorsunuz sol altta. Gideceğimiz yerler vesaireler falanlar filanlar. Onlar çok bariz belli oluyor. Tekrar yani çok net bir biçimde istediğimiz zaman kuşa dönüşüp istediğimiz zaman tekrar insana dönüşebiliyoruz. Ve bununla alakalı herhangi bir sınırlamamız neredeyse yok. Çünkü oyun zaten buna odaklanan bir şey. Yani bundan hasar görmenize odaklanan bir şey değil. Şöyle kanat çırparak deliler gibi hızlı uçabiliyoruz. Hatta şuradan bulutların içinden de geçtiğimiz zaman böyle tatlı bir atmosferle karşı karşıya geliyoruz. Ve hızlı uçtuğunuz zaman da böyle iyice geriliyorsunuz. Biraz uçup da size göstermek istiyorum çünkü gerçekten hem kontrol etmesi keyifli. Ki kontrolörle oynuyorum ben, biliyorsunuz ben kolay kolay kontrolörle oynayabilen bir insan değilim ama bu oyunu oynamak gayet keyifli. Bu şekilde uçup sağa solu gezdiğiniz, gördüğünüz, adalara baktığınız, değişik değişik atmosferle gördüğünüz bir ortamım var. Şu yanından geçtiğimiz yapı da aslında gitmem gereken yer. Şimdi oraya ineceğim ama birazcık daha böyle bir göstereyim istedim. Gitmem gereken yer dediğim bu şey, lighthouse, ne derler ona? Deniz feneri. Deniz feneri saçma bir kelime oldu ama fener diyelim hadi. Hop 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 hop. Lol. Hızımı ayarlayamadım tabii. O kadar hızlı bir biçimde uçarken şey yaparsanız... Karakteriniz insana dönüşseniz de uçup gidiyor. Şöyle tak diye iniş yapabilirim. Tam ineceğim anda göremediniz çalıya düştüğüm için ama yani kendisini yere çakılmaktan kurtaran bir hamle yapıyor karakterimiz. Evet, köye de gelmiş olduk böylece. Buradakilerle konuşalım. Merhaba Auk falan diyor. İşte ben John, eşim Dana ile beraber biz bakıyoruz bu adaya falan filan diyor. Her şeyi çok net şey yapmayacağım, anlatmayacağım size. Sadece hacılığımızın bir sonraki adımı olan noktanın buradan kuzeyde olduğunu söylüyor. Hani haritada hiçbir zaman ya da en azından benim oynadığım 45 dakika boyunca ben görmedim ama muhtemelen oyunun tamamını da görmeyeceğiz. Gideceğiniz yer çok net biçimde gösterilmiyor. Bu da bizim Dana. Dana da anlatıyor ki, ben bunu okuduğum için daha önce biliyorum. İşte senin akıl hocan Melvin'e... Ah, Kelvin miydi adı? Az evvel yazdım unuttum. Neyse, benim ailem yardım etmişti hacılığı döneminde. Ondan sonraki hacı da sensin. Ben de sana yardım edeceğim eşim ve ailemle diye. Ve buradan kuzey batıda olan bir de Eventide Sanctuary. Gördüğünüz üzere yine anahtar kelimeler altı yani farklı renkle gösterilerek yönlendiriliyorsunuz. Northwest'te gidebileceğimizi söylüyor. Burada hadi çocukla da konuşalım. Bu da işte zaten çocukluk yapıyor. Yani çok önemli bir şey. Söylemiyor ama anne babasının söylediklerini tekrar söylüyor, hatırlatıyor vesaire vesaire. Şimdi burayla alakalı tekrar notlarımı da gözden geçireyim. Evet, hikayesini anlattım, grafiklerinden meselesinden bahsettim. Karakterimizin macerası, karakterimizin macerası, ondan bahsetmek gerekiyor. Evreni keşfederken öğrendiklerimizden ve hani geçmişin hatıralarını, Memories of Old zaten oyunun isminden de anlıyorsunuz. Bulmamız ilerliyor ve şekilleniyor dedikten sonra hop birazcık. Daha oynayarak size hop yanlışça bastım. Ne demek istediğimi göstereceğim.
Northwest demişti Eventide Sanctuary. Hadi Northwest'e doğru, yani kuzeybatıya doğru şöyle bir gidelim. Kuzey, kuzeybatı. Haritaya da bakalım. Tamam. Kanatlarımızı hızlı hızlı çırpıp iyice hızlanarak şuradan geçelim. Bakalım nerelere denk geleceğiz. Bakın, bazı adaların üzerinde hüzme, ışık hüzmeleri falan gözüküyor. O ışık hüzmeleri de muhtemelen önemli bir şey olduğu, ne derler onun adına, yer oldukları anlamına geliyor olmalı. Hop, ilk önce şuraya binelim mi? Neymiş burası? Mesela, keşfetmek için geldiğimiz yerlerden bir tanesinde böyle bir şeyler bulduk. Allah dur, double jump yapmaya çalıştım, el alışkanlığı. Direkt kuşa dönüyor karakterimiz tabii. Böyle bir durumda. Buraya çıktık, ne oluyor? Peki. Nasıl kullanacağımı bulamadım. Şuraya bakalım. Böyle bir nokta. Peki. Bu noktada belki de daha sonradan açılacak bir... şunu bir açayım bakayım. Evet. Evet. Elimizdeki fenerle baktığımız zaman... Böyle bir şey açılıyor. Dedim ya, işte bu keşif öğeleri aracılığıyla evrenin hikayesini kısmen çözmeye başlıyorsunuz ve tekrar şöyle bir haritadan bakayım. İlk oynadığımda bulduğum bir yer vardı. Orayı bulabilecek miyim acaba? Şurası mıydı? Yok, buradan geldik zaten. Yok, gelmemişiz de göstermek istediğim yer orası değil ya. Şuralarda bir yerlerde bir yer vardı. Bol bol oyunun ilk işte mağarasında bulduğumuz gibi yazıtlar falan buluyoruz ve o yazıtlar aracılığıyla da bir şeyler anlatılıyor. Bakayım tekrar şu taraftan biraz gideyim. Evet, bulmak istediğim yeri burada bulmuş oldum. Hemen size Allah şöyle bir iniş yapayım. Çok cool bir iniş yapacağım. Bak şimdi. Bayağı Assassin's Creed'e döndü. Ama tabii karakterimiz gayet güzel iniş yapıyor. Şuradan gene hızlıca gideyim de. Tamam. Az evvel bahsetmiştim ya, işte yazıtlar falan buluyorsunuz. Bunları okuyarak evrenle alakalı bilgiler ediniyorsunuz. Mesela ilk kısmında Aram isimli bir kişinin anlattığı öncesinde, bu Great Divide denen, yani büyük ayrılış öncesinde yaşamış olan bir kişinin başından geçenleri yazdığı yazıtları buluyorsunuz. Ve bununla alakalı da tabii detaylar elde ediyorsunuz. Mesela bu ilk okuduğumda Lighthouse, yani az evvel gördüğümüz ailenin yaşadığı yerdeki o Lighthouse, yani Fener'in aslında hikayeyle alakalı önemli bir yer edindiğini, işte elimizdeki lantern'in, yani fenerin önemli bir yer edindiği falan gibi detayları bu şekilde buluyorsunuz. Bu spoiler olarak saymadım zaten, çünkü hani hem o elf, yani fenerin, hem de elimizdeki fenerin, hem de bir yapı olan fenerin, deniz fenerinin önemli bir yere sahip olduğunu zaten karakterlerimiz bize ilk başta söyledi. İlk, yani ben hızlı hızlı geçtiğim için okuyamadıysanız diye söylüyorum bunu tekrardan. Evet, böyle yerler buluyorsunuz. Hadi burayı da yaptıktan sonra bir sonraki tapınağımızın girişine sizi götüreyim. Şöyle hemen haritayı göstereyim. Gideceğimiz yer bu tarafta. Az evvel gerçekleştirdiğim, fenerle bakıp gerçekleştirdiğim bir eylem vardı ya. Onun olayı bir sonraki gireceğimiz tapınağa girebilmek için kullanacağımız bir durum. Ne derler onun adına? Yani giriş açmak için yapmamız gereken bir adımdı. Bunu tekrar mesela, bu da Allah dur. İlkini yapmıştık, bu ikincisi. Şöyle hemen fenerimizi çıkartalım. Evet.
kullanalım. Bu da hayata geçince gördüğünüz üzere tapınağın girişindeki şelale açılıyor. Evet, tapınağın içine girer ama göstermeyeceğim. Zaten ilk puzzle'ın nasıl çözüldüğünü size göstermiş oldum. Yani şey için bunu da özellikle göstermek istedim. Gerçekten de çevreyi keşfederek bir sonraki adımınızı bulmaya odaklanan bir yapısı var. Ve açıkçası bana kalırsa oyun bu şekilde keşfetmeye odaklanmış olması sıkıcılığa en azından ilk etapta düşmüyor. Çünkü gerçekten çok keyifli, bakması keyifli, müzikleriyle de atmosferiyle de keyifli bir ortam var işin içerisinde. Hal öyle olunca siz böyle bir sağa sola gezmeye ya da ilk etapta hani ilk bakışta bulamadıysanız bile gitmeniz gereken yeri sizi böyle sıkıntıdan çok işte Allah Allah nasıl yapacağım ki ben bunu merakına sevk eden bir yapısı var diyeyim. Evet, özetle Ayer Memories of Old nasıl oyun sorunuza bu şekilde yanıt vermeye çalıştım. Diliyorum ki kafanızdaki soruları da yanıtlayabilmiş olmuşumdur. Fiyatı tekrar hatırlatayım, 42 lira Steam'de. Türü maceraydı Ayer'in. Öne çıkan yanı ise keşif ve açık dünya öğeleriydi. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka nasıl oyun videosunda görüşmek üzere. Her zaman gibi kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabileceğinizi de hatırlatırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.